Merhaba arkadaşlar. Olduğunuz yerde keman öğrenmek için doğru kanaldasınız. Bugün sizlerle Türk müziğinde 5 ses, yani bir diğer adıyla da mansur ses düzeniyle nasıl keman çalacağız, bunu anlatacağım. Evet. Kemanımı elime aldığımda normal yerindeki seslerimizi öncelikle bir hatırlayalım. Do, sol, re ve la şeklindeydi tellerimiz. Yani bu şekilde isimlendirmiştik. 5 ses çalarken bu ses düzenini tamamen unutup yeni bir ses düzeni şeklinde ezberlememiz gerekiyor. Bu nasıl oluyor 5 seste? 5 seste de sol, re, la ve mi notalarımızın isimleri bu şekilde olacak. Yani aslında Batı müziği akort sistemiyle de aynısına denk geliyor. Yani normalde karar sesimiz olan la'yı hemen bakalım. Normalde en üstten ikinci telin birinci parmağıydı. Fakat 5 ses olduğunda en üst telin birinci parmağı oluyor. Yani sol, la, si, do bu şekilde devam ediyor. Bunu kolay hatırlamamız için şu şekilde düşünebiliriz. Normalde şuradaki olan seslerin hepsi birer tel kalına doğru kaymış gibi. Ya da en alta bir tane daha tel ekleyip buradaki do telini kopartmışız gibi düşünebiliriz. Bu şekilde daha adapte olmak kolay olur. Bunun için Ömercan'ın etütlerini de çalarak 5 sese alışmaya çalışabiliriz. Çünkü Ömercan da Batı müziği sistemine göre yazıldığı için oradaki sesler de aslında Türk müziğine göre 5 ses çalınıyor. O etütleri de çalarak kendimizi 5 sese adapte edebiliriz. Bunu bol bol çalmak, bol bol çalışmak gerekiyor. Hatta bildiğimiz normalde çaldığımız şarkıları da 5 ses çalmaya çalışmalıyız. Yani öyle ki artık yerinden unutacak şekilde adapte olmamız gerekiyor. Bol bol bunları tekrar ettiğimizde herhangi bir toplulukta 4 ses çalıyoruz veya 5 ses veya yerinden dediklerinde siz hemen o nota düzenini biliyor bir şekilde başlayabilirsiniz bol bol tekrar ettiğinizde. Onun dışında makamlar da yine aynı şekilde diziliyor. La zaten burası hemen bir yan telin birinci parmağı alıyor. Düzenimiz genellikle aynı oluyor. Sadece en alt telde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü en alt tel olan mi bizim için yeni bir tel olmuş oluyor. Diğerlerine yerinden de karşılaştığımız tel düzenleriydi. Bu mi teline yoğunlaşmak istiyorum. Boş telimiz mi sesimizi veriyor. Fa ise hemen normalde si bemol olan kısma gelecek. Yani tam klavyenin bittiği noktası da bizim fa'mız oluyor. Çünkü normalde de bildiğimiz gibi mi fa arası yarım olduğu için bu şekilde aralıklı bir şekilde basamayız fa'yı. Mi boş tel, fa hemen onun yanı olmuş oluyor böylece. Sol de birazcık daha ilerisi oluyor. Ve la da aynı şekilde yine aralıklı bir şekilde biraz daha ilerisi olacak. Normalde la si do şeklinde çaldığımız için burayı. Burada da mi fa sol bu sefer do'nun olduğu nokta gelecek. Normalde do olan yere gelecek. Ve la da re olan yere gelecek. Peki fa diyez olduğu zamanlar nasıl çalacağız? Orada da nasıl la si do la teliyken burası la si do şeklinde bu şekilde la la si do şeklinde çalıyorsak fa'yı da fa diyezi de burada si'nin olduğu yere koyabiliriz. Yani aslında fa natürel si bemolün olduğu yere fa diyez ise si'nin normalde olduğu yere gelecek şekilde koyacağız. Burada sadece en alt tel biraz kafamızı karıştırabilir. Onun dışında diğer tellerde kısa zamanda alışabileceğinizi düşünüyorum. Şimdilik videom bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa altta yorumlara bırakabilirsiniz. Veya Instagram'da Keman Akademisi ismindeki hesabımdan DM'den ulaşıp sorularınızı veya videolarınızı gönderebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.